Türkiye'de çok önde gelen, yani çok bilinen birçok ismin yine Sabit Esri olduğu, Sabit Aycı olduğu, o soydan geldiği söylenir. Şimdi Sabit Aycılar iki kısma ayrıldılar. Sabit Aysevi'nin isteği üzerine bir kısım Şam'a gitti, yerleşti. Bir kısım Selanik'te kaldı. Bu Selanik'tekiler harp okulunu bitirenler, son bu bir zaman başlattıkları genç Türkler harekatını devam ettirdi. Bu şeyler de Türkler var, Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in en büyük düşmanı Enver'di. Çünkü Enver Sabit Aysevi. Şimdi bu yazılmayan tarihtir. Bunu size öğretmezler. Çünkü anlayışlarınıza aykırıdır. 20. asırda dünyada 3 Yahudi memleketi kuruldu. Rusya, Türkiye ve İsrail. Bu Türkiye'yi Sabetaycılar kurdu. Atatürk'le beraber. Atatürk Avrupalıydı. Bir Avrupalıştırmak istedi. Onun için bugünkü vaziyete geldik. Aklı kalbinde olan bir insan, gerçekten akledebilecek bir yeteneğe kalmış bir insanın gördüğü manzaraya bir ad verir. Yani bunu bu yapmış ise bunun adı budur denilebilir, denilmesi lazımdır. Bu en küçük bir kıyas metodudur. Yani her bir şekilde, örnek söylüyorum, bir çocuk var ise bir babası vardır. Bir çocuk varsa bir annesi vardır. Yemek yenilmiş ise onu bir yiyen vardır. Ya da onu bir yapan vardır. Yani ya da yemek kötü ise, yapılmış ise onu yapan kişinin aşçılığı kötüdür. Türkiye'ye baktığımız zaman dışarıdan tam manasıyla toplumsal bir işkenceye maruz kalmış bir devlet yapısına dönüşmüş. Nasıl bir işkenceye maruz kalmış? İnansal olarak işkenceye maruz kalmış. Yani kendisine Müslüman diyen bir toplum ama başında Müslüman olmayan ama ben sizi kendi inancıma göre, ideolojime göre eğiteceğim, yöneteceğim, idare edeceğim. Çocuklarınızı o şekilde yetiştireceğim, o şekilde büyüteceğim. Sizlere zıt, sizlerle çelişen bir gençlik, gelecek yetiştireceğim diyen bir yapının içerisindeyiz. Bu da bir nevi insanlara işkencedir. Ha, bu işkenceye alışmış olmaları bunun işkence olmadığını göstermez. Bu konularda hani daha fazla bilgi edinelim derseniz Fehmi İlkay Çeçen'in Mustafa Kemal'le alakalı gayet donanımlı bir şekilde delile, kaynağa dayanarak yaptığı videolar var. O videoları inşallah bir izleyin, bir görün. Öncelikle hani kutsal olarak gördüğünüz ya da kutsadığınız insanların ne olduğuyla alakalı bir araştırmaya girin. Bu şekilde hiç değilse biraz daha bilinçlenmiş olur. İşte ise yanlış kutsallarınız var ise onları düzeltmiş ve doğruya da Allahu alem yakınlaşmış olabilirsiniz. Allah subhanahu ve teala bu konu hakkında hidayet etsin. Fazla üzerinde durabileceğimiz bir mesele değil. Zamanında durduk zaten. Diğer meseleleri Allah'ın izniyle geçelim.